gelin omuz omuza verelim ve sen özne ol bu seçimde. Aslında seçmene bir özne olma çağrısıydı. O yüzden ben bu bildirgeyi dinlerken şunu düşündüm, seçmene bir fırsat var. Ha seçmen bu fırsatı değerlendirirse Türkiye çok hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden önündeki sorunları çözecek. Değerlendiremezse bu sorunları yine çözecek ama yine bedel ödeyecek. Yani yine bedel ödeyecek. Biz 15 Temmuz yaşamadan FETÖ'yü çözebilirdik. Ya da Suriye ile başımıza bunlar gelmeden bu meseleyi çözebilirdik Vatan Partisi'nin söyledikleri dinlenseydi. Dolayısıyla burada seçmenin önündeki fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Bilinçli seçmen açar seçim bildirgelerini karşı karşıya koyar, karşılaştırır. Bütün gürültü çıkaran partilerin, para olanaklarıyla çok gürültü çıkaran partilerin seçim bildirgesinin yanında Vatan Partisi'nin seçim bildirgesinde koyar, inceler. Hangisi Türkiye'yi gerçeğiyle buluşuyor? Bunlara bakar. Bilinçli seçmenden bunu istiyoruz. Bunlara bakmasını istiyoruz. Yoksa makyaja, herkes makyaj yapıyor. Şu anda Türk siyaseti makyaj yapıyor. Herkes birbirine makyaj yapıyor. Biri Hüdapar'ı alıyor, biri HDP'yi alıyor, biri muhafazakarları kandırma derdine düşmüş, biri Atatürkçüleri tuzağa düşürüyor. Herkes makyaj yapıyor. Burada tuzaksız bir seçim bildirgesi var. Bu seçim bildirgesinde tuzak yok. Bu seçim bildirgesinde ey vatandaş, senin önündeki sorunlar bunlar, var mısın daveti var. Yokum derse zaman kaybedeceğiz. Yine Vatan Partisi yılmaz, inatla devam eder ama bu sefer inanıyoruz ki varız diyen seçmen sayısı daha da artacak. Çünkü Vatan Partisi'nin etki alanı oldukça genişledi arkada bıraktığımız senelere göre. Ve Vatan Partisi'nin devrimci çözümlerine daha da yakın bir Türkiye var önümüzde. O yüzden benim buradan sizin aracılığınızla çağrım seçmenimize seçim bildirgesini dikkatli okuması ve Doğu Perinçek'in yaptığı çağrıya kulak vermesi. Peki, çok teşekkürler. Şimdi özellikle ekonomiye dair vurguları yaptınız ama vatandaşın en çok karşılaştığı sorunlardan biri de yolsuzluk ve liyakat. Evet. Vatan Partisi bildirgede buna dair de yer verdi, bu sorunlara dair de yer verdi. Onlar nelerdir? Kısaca dinleyelim. Evet, burada bir defa biz Aydınlık Gazetesi'nde zannediyorum 5 sene önce manşet yaptık. Mülakatlar kaldırılsın. Biz o zaman Vatan Partisi yöneticileri bu açıklamayı yaptıktan sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu da biz bu açıklamanın aynı sırada o da bir açıklama yaptı. Mülakatların kaldırılması gerektiği yönünde ama kaldırılmadı. Ve Türkiye'de haksızlık, hukuksuzluk özellikle kamuda görevlendirme konusunda en üst seviyeye ulaştı maalesef. Kamu kaynaklarının yağmalanması sadece AK Parti'nin iktidarında olmadı. Daha önce de oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde de oluyor. Borçlanma ve yağma maalesef. Kim kime ne ihaleler veriliyor biliniyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesi asansör ihalesi üzerinden parasına para katıyor. Nereden katıyor? Kendi belediyeleri üzerinden katıyor. Biz bunları sürekli Aydınlık'ta yazıyoruz. Peki bu sorunun çözümü ne? Yani siyasi partiler bir ticaret mekanizmasının aracı haline geldi. Çünkü bir ihaleyi alabilmeniz için siyasi parti üzerinden o ihaleyi almanız lazım. Ticari yetkinlik değil, iş yetkinliği değil buradaki çıkar mekanizması. Burada Vatan Partisi'nin, yani Vatan Partisi'nin yapmayacağı ne malum diye sorulursa ben buna şu yanıtı veririm. Vatan Partisi'nin bir defa kuruluşu zaten bu yağmayı engellemek üzere, sömürü düzenini nihayetinde ortadan kaldırmak üzere kurulmuş bir parti. İkincisi Atatürk gibi feda ruhlu bir parti. Feda etmek karakterinin esasıdır. Feda etmek, vermek, vatanımızı, canımızı vermek vatanımız uğruna. Dolayısıyla burada fedai kültürüyle yetişen kadrolar zaten buna odaklanarak bu partide toplandı. Bizim Vatan Partisi'ne toplanma sebebimiz bu yolsuzlukları milletin malına, mülküne el koyanların gırtlağına yapışmaktır aslında. Ve burada da Doğu Perinçek Genel Başkan çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Dedi ki bu yolsuzluğun kart vizit geçmez, torpil işlemez, rüşvet sökmez diye çok açık bir şekilde söyledi. Bunu daha önce de Vatan Partisi yöneticileri defalarca söylemişti. Burada işte bu düzeni yıkmaya, yani rüşvet düzeni, kart vizit düzeni, torpil düzenini yıkacak olan halkçı, devrimci, devletçi bir irade var. Bu irade hani biz torpili engelleriz diyen sistem partilerinde 10 tane torpil haberi yapıyoruz biz bütün partilerde. Ama siz Vatan Partisi'nin bir tane torpil haberi göremezsiniz. Ya da Vatan Partisi'nin çevresinde biriken iş insanlarının kamu kaynaklarını yağmaladığına bir tane örnek gösteremezsiniz. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Dolayısıyla rüşvetin, torpilin, kartvizitin, yağmanın, bu tarikat ve rant dolar vurguncularının, kamu kaynaklarını yağmalayanların çıkarına karşı bir düzen değişikliği öneriyor Vatan Partisi. O da Atatürk'ün yaptığı gibi. Halkçı, devrimci, devletçi bir cumhuriyette, bir devlette yöneticiler de halkıyla birlikte yaşar. Az önce Sayın Doğu Perinçek dedi ki fasulye pilavla
yaşayan bir devlet yöneticisi olacak Vatan Partisi iktidarında Türkiye. Yani halkın ne yiyorsa sen de onu yiyeceksin. Halkın nasıl yaşıyorsa sen de onu yaşayacaksın. Dolayısıyla burada Vatan Partisi zaten fasulye pilav açıklamasıyla da yani halkımızın yediğiyle yemek, dertlenmek ve zaten Vatan Partisi yöneticinin hayatı da öyle geçti, onu söyleyeyim. Yani şu masada 200'e yakın Vatan Partisi yöneticisi vardı, adayı vardı, milletvekili adayı, İstanbul adayları. Şimdi bu yöneticilerin her birinin yaşamını inceleyin. Ömrü FETÖ'yle, PKK'yla kavga etmekle, bu vurguncularla, yolsuzluk peşinde koşanlarla kavga etmekle geçmiş insanlar. Çoğunun da ömrü hapiste geçmiş insanlar. Dolayısıyla hani bu kadar garanti, hani garanti mi arıyorsunuz? Buyurun, ömrünün 10 yılını hapislere vermiş olan, bu düzeni değiştirmek isteyen vatanseverler, devrimciler var. Buyurun işte bundan daha büyük garanti olur mu? Diğer yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diyen partilerin yöneticilerinin bu konuda ödediği bir tane bedel var mı? Yok. Dolayısıyla burada bedel ödemiş bir parti olarak da Vatan Partisi ekonomide yağma düzenine de son verecek olan biricik parti diyebilirim.